ayeti olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ve bu akşam Mustafa Bayır hocamız gerçekleştirecek ve 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanı. Kalpten kalbe elbette yol olur. Kalpler iki beden gibi birbirinden ayrı ve uzak olmaz sözüyle tasvir ettiği gibi gönül diliyle gönüllere dokunuyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz engelli kardeşlerimizin sosyal ve toplumsal hayatta daha fazla yer alması konusunda devrim niteliğinde çalışmalar hayata geçirdi. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz şehir çalışmalarımızı derneklerimiz ve sizlerin katkılarıyla yürütüyor, engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'de ilk olan Engelsiz Mekanlar projemiz, görme engelli kardeşlerimiz için kavşaklarda yaptığımız akustik sinyalizasyon sistemi, tüm otobüs ve tramvaylarımızın sizlerin kullanımına uygun olması, otobüslerimizde görme engellilere işitme engellilere de görsel bilgilendirme sistemi, rampalı ve asansörlü üst geçitler, görme engellilerin web sayfası gibi çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca özel gençlerimizden oluşan engelsiz mentor takımımızla da örnek çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen engelliler buluşmasına da katılarak konser veren özel gençlerimizi burada tekrar tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık'ta hizmete giren Engelli Destek Merkezimiz ENDEM, sosyal belediyecilik anlayışı gereği engelli hemşerilerimizin yanında olmak, daha yakın ilişki kurmak ve şehrimizin engelli sosyal doku haritasını oluşturarak ihtiyaçlarını daha hızlı belirlemek için çalışmalar yürütüyor. ENDEM'e bugüne kadar 10.278 engelli kardeşimiz kayıt oldu. Tüm kardeşlerimizi koordinasyon içinde olmak için ENDEM'e kayıt yaptırmaya davet ediyorum. Hem müsal alanda olan arkadaşlarımız hem de ekranları başında bizi izleyenlerden istirhamımız. Lütfen ENDEM'e kaydolun ki sizinle daha yakinen iletişim kurabilirim, sorunlarınızı daha hızlı çözebilirim. Engelli kardeşlerimiz toplu ulaştırmadan ücretsiz yararlanırken su faturalarında da %50 indirim yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada bu konuda yeni bir uygulamamızın da bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce aynı ikamette 18 yaş altı, %40 ve üzeri sürekli engelli rapor olanlar su indiriminden faydalanabiliyorlardı. Bu zaten şu anda kullandığımız hakkımız. Şimdi bugün itibariyle KOSGİ Genel Müdürlüğümüzün yeni yönetmeliğiyle artık buna ilave olarak ailede %40 ve üzerinde tekabül eden çocuklar için özel gereksinim raporu bulunanlar da bu indirimle faydalanacaklar. Bunun da bu vesileyle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz durak uygulaması altında toplu ulaşım sesli anons sistemini de hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Durağa gelen otobüsün hat numarasını ve hat ismini sesli alarak anons edecek sistemin kurulum işlemleri devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hizmete girecektir. Yine engelli kardeşlerimizin spordan mahrum bırakmamak için Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları derecelerle göğsümüzü kabartıyorlar. Bildiğiniz gibi her türlü doğal afetteki kurtarma çalışmalarında en önemli konu koordinasyon içinde hızlı ve etkin hareket edebilmektir. Sözlü iletişimin mümkün olmadığı böyle durumlarda hayati bir gereklilik olan işaret diliyle görevli ekipler birçok hayat kurtarmaya vesile olabilirler. Ayrıca afetlere maruz kalan işitme engelli kardeşlerimiz için de görevli ekiplerle ortak bir dil üzerinden iletişim halinde olmak hayat kurtaracaktır. Buradan hareketle
COMEC ATİK projesi sistemiyle AFAD Teknik İşaret Dili programını hayata geçiriyoruz. Bu projeyle AFAD, itfaiye, POSGİ, devlet su işleri personelimiz teknik işaret dili programına katılarak ortak işaret dili terimleri sözlüğü ve uygulamalı eğitimler alacaklar. Böylelikle olası afetlerde sözsüz iletişimle ortak hareket edebileceğiz. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde belediyemiz öncülündeki bu çalışmalarında bugün itibariyle başladığımızı ilan ediyorum. Tüm paydaşlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sizlerin şahsında şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumda hep birlikteyiz. Zorluklarımızı aşmada omuz omuza olmak durumundayız. Bu ülkenin içinde yaşayan insanları huzur ve mutlu kılmak için seferber olmuş bir hükümet, belediye başkanlarımız ve ekipleri, kamuda görev yapan tüm kardeşlerimiz bu çabayı ortaya koyuyorlar. Hasaten sizler adına onlara da teşekkür ediyorum. Şehrimizi daha yaşanır kılmak, geleceğe örnek gösterilecek gelişmiş, güçlü şehirler arasındaki yerini daha ön sıraya çıkarmak için sadece yurt içinde değil, dünyanın dört bir köşesinde bu temsili yapan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız hakikaten örnek bir çalışmayı, benim şehrim modeliyle geliştirdiği bu çabayı hep birlikte desteklemeliyiz. Biz de dedik ki 2000'li yıllardan sonra biz de hak ettiğimiz seviyeyi alacağız. Biz de 2000'li yıllardan